Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sabiu vel işrune min izharil esrar. Bugün İzharul Esrar kitabının, İmam Birgivi'nin İzharul Esrar kitabının 27. dersini okuyoruz. Kıyasi amilleri sayıyoruz. Kıyasi amiller 9 demiştik. Birincisi ne idi? Birincisi fiildi. Kıyasi amillerden birincisi fiildi, ikincisi ismul faaldi, üçüncüsü nedir? İsmul mef'ul. Yani ismul mef'ul 9 kıyasi amilden üçüncüsüdür. Kendisi de söylüyor. Ve salisu 9 amile kıyas, ismul mef'ul başlıktır. Bazı eski baskılarda bu başlıklar yoktur. Vesalisu 9 kıyasi amilden üçüncüsü ismul mef'ul. İsmul mef'uldür. İsmul mef'ul kıyasi bir amildir. Peki niye ismul mef'ulü sıfat-ı müşebbehe takdim etti? Halbuki ismul faal, ismul mef'ul fiil-i binay-i meçhulden müştaktır. Sıfat-ı müşebbehe fiil-i binay-i malumden müştaktır. Bu iştikak sıfat-ı müşebbehen takdimini gerektiriyor. Buna rağmen niye ismul mef'uli sıfat-ı müşebbeheye takdim etmiş, sebep ne? İki sebebi var. Birinci sebebi, amel yapmak için ismul faal için ne şart gerekiyor ise ismul mef'ul için de o şartlar lazımdır. Şart konusunda ismul mef'ul ismul faala benzediği için müsennef ismul faaldan sonra ismul mef'ulü zikretmiş, sıfat-ı müşebbehi zikretmemiş. Bir, ikinci bir husus, sıfatul ismul mef'ul bazen ismul faal gibi mef'ulü nesbe yapar. Ama hiçbir yerde sıfatul müşebbehe mef'ulü nesbe yapmaz. Bir fiil iki, üç mef'ule mutadi olursa ismul mef'ul mef'ulü nesbe edebilir. Ama sıfat-ı müşebbehe öyle değildir. Ve salisu ismul mef'uli, ismul mef'ulun ameli kıyasidir. Ama hangi ameli yapıyor? Fehve ya'melu amele fiilihil meçhuli. Kendi meçhul fiilinin amelini yapıyor. Bak, rastgele herhangi bir meçhulun ameli değil. Kendi meçhul fiilinin amelini yapıyor. Niye kendi fiilinin meçhulunun amelini yapsın ki? Çünkü ismul mef'ul kendi binai meçhul olan fiilinden şak olmuş. Medrubun duribeden şak olduğu için medrubun duribenin amelini yapar. Tamam. 9 kıyasi amilden üçüncüsü ismul mef'ul olduğunu öğrendik. İsmul mef'ul ne amel yaptığını da öğrendik. Ne amel yapıyor? Kendi binai meşhur olan fiilinin amelini yapıyor. Yani naibul faalini raf'e yapar. Hangi şartlarla ismul mef'ul kendi binai meşhur olan fiilinin amelini yapar? Diyor ve şartu amelihima fil fa'ilil munfasili vel mef'uli bihi. İsmul mef'ul fa'ilinde amel yapması için, fa'ilinde amel yapması için veya mef'ulü bihi serihinde amel yapması için şartı
en la yekune musagareyni musagar olmayacak. Demek ve şartu amelihima fil faali. Şimdi amelihima bu hem ismul faalın hem ismul mef'ulunun şartlarını beyan ediyor. Ve şartu amelihima ismul faal ismul mef'ulunun amel yapmanın şartı. Fil faali faalde. Biri derse ismul faalın faali var ama ismul mef'ulun faali yoktur. Naibul faali var. Biz deriz ki buradaki faalden murat ister aslen faal olsun, ister niyabeten faal olsun. İsmul mef'ulun da naibul faali var. O naibul faalda amel yapmasının şartı. Ama o faal ki el munfasili, o ki nedir? Munfasıldır. Yani ne demek? Barizdir. Yok, munfasıldır. Fiilinden ayrıdır. Fiiline muttasıl değil. Munfasıl olduktan sonra ister demire bariz olsun, ister ismu zahir olsun. Niye öyle tamim yapıyoruz? İster bariz, ister muzer. Çünkü bunlardan muttasıl demir müstetir olur. Munfasıl ister bariz, ister ismu zahir. İsmul faal, ismul mef'ul. Munfasıl, yani bariz, demire bariz veya ismul zahirde faal yapmak üzere rafa amelini yapması için şart. Bir de vel mef'ulü bihi, mef'ulü bihi serih, gayri serih için bu şart lazım değildir. Faale munfasılde, mef'ulü bihi serihde amel yapmasının şartı bunlardır. Şimdi geleceğe. Peki niye faale munfasılda şart lazım? Çünkü faale munfasıl kuvvetli bir mamuldur, kuvvetli bir amil lazım. Onun için şartlar gereklidir. Ama faale müstetir kuvvetli bir mamul olmadığı için amilin kuvvetli olması için amile bir takım şartlar da lazım değildir. Pek mef'ulü bihi serih diyoruz. Niye mef'ulü bihi serih diyoruz? Çünkü mef'ulü bihi gayri serih zayıf bir mamuldür. Herhangi bir amir kendisinde amel yapabiliyor. Dolayısıyla şarta gerek yoktur. Ama mef'ulü bihi serih olursa o kuvvetli bir mamuldür. Hatta öyle kuvvetli ki mutaaddi fiil ancak o mef'ulda amel yapar. Lazmi fiil amel yapmaz. Ha mef'ulü bihi fa'le munfasıl kuvvetli mamul oldukları için onlarda şartlarla takviye edilmiş, güçlü kılınmış amil ancak amel yapar. Onun için faale munfasıl mef'ulü bihi serihde amel yapmak için bu şartlar gereklidir. Bu şartlar neticesine ismul faal, ismul mef'ul güçlü bir amil olmuş oluyorlar. Ve kuvvetli olan faal-i munfasıl ile mef'ulü bihi serihde amel yapabiliyorlar. Zarflerde amel yapmak için bu şartlar lazım değildir. Niye? Çünkü zarf hem zayıf bir mamuldür, hem de zarf amile hamim gibi, akraba gibidir. Çünkü hiçbir amil, ha ismul faal, ha ismul mef'ul, ha gayrileri zamansız ve mekansız olmuyorlar. İlla bir zaman bir mekanda oluyorlar. Neyse öğrendik. İsmul faal sıfatul müşebbehe. Faale munfasıl veya mef'ulü bihi serihde amel yapması için şart nedir? En la yekuna musaggareyni. Ne olmayacaklar? Musaggar olmayacak. Nahu duveyribin ve mudeyribin. Duveyrib daribunun musagaridir. Tesir yaparken evveli medmum olurken ikinci sıradaki elif ve vakalb oluyor. Duve olur. Üçüncü sırada bir yaz zayda oluyor. Dört harfi olunca yanın mabadi de meksur olur. Aha duveyrib oldu gitti.
Mudayrib medrubunun tesgiridir. Tesgir mudayribun. Evveli medmum oluyor, medrubun. İkinci mefruh oluyor. Üçüncü sırada ya gelir. Zaten tesgir sıraları fuaylun, 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 mudayribun gelir. En la yakuna musagareni duayri bin ve mudayri bin gibi olmayacaklar. Niye ismul faal, ismul mef'ul? Faale munfasıl veya mef'ul bihi serihde amel yapması için niye teshir olmayacaklar? Niye bu şart lazım? Çünkü teshir sifet yani musagar olan isim sifet mevsuf konumundaki sifet mevsufun konumundadır. Mesela duayribun, daribun, hakirun manasındadır. Sifet mevsuf. Medrubun, mudayribun, medrubun, hakirun konumundadır. Ha, musagher sifet mevsuf konumunda olduğu için amel yapmazlar. Niye? Çünkü fiil mevsuf olmuyor. Musagher mensup olunca, musagher mevsuf olduğu için takdirinde fiilin müşabehetinden uzaklaşmış oluyor. Fiilin amelini yapmaz. Fiil mevsuf olmaz. Musagher olan ismul faal, ismul mef'ul takdirinden mevsuf oldukları için mevsuf sifet menzilesinde oldukları için fiille olan müşabihet zayıf kalıyor, amel yapmaz. Ve la mevsufeyni, birden mevsuf olmayacaklar. Mevsuf olmayacaklar. Nahu ca'eni daribun şedidun. Daribun şedidunla vasıflandıktan sonra amel yapmaz. Zaten musagher ile bu aynı. Kimisi bunları bir şart sayıyor. Kimisi musagheri ari, mevsufu ari sayıyor. Burada ari ari saymış. Çünkü daribun şedidunla mevsuf olduğu zaman darib musned olur, şedid darib musnedu ileyhi olur, şedid musned oluyor. Musagher olsa da ismul faal, ismul mef'ul takdirinde mevsuf oluyorlar. Musnedu ileyhi oluyorlar. Mesela daribun hakirun, hakirun dariba nispet ediliyor. Medrubun hakirun, hakirun medruba nispet ediliyor. Daribun şedidun, şedidun dariba nispet edilmiş. Edildi ne oluyor? Edildi bunlar musnedu ileyhi oluyorlar. Musnedu ileyhi oldular ne olur? Musnedu ileyhi oldular mı fiilden uzaklaşıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Çünkü fiil daima musneddir. Hiçbir yerde hiçbir zaman fiil musnedu ileyhi olmuyor. İsmul faal, ismul mef'ul. Musagher oldukları vakit. Zahiren mevsuf oldukları vakit musnedu ileyhi oluyorlar. Dolayısıyla musned olan fiilin müşabihetinden uzaklaşmış oluyorlar. Fiilin amelini yapmazlar. Anlaşıldı değil mi? Şimdi dikkat edin. Musagareyn olmayacaklar. Musagareyn olsalar takdiren mevsuf oluyorlar. Peki ve la mevsufeni, bu serahaten mevsuf oluyorlar. İkisi aynıdırlar. Biri mevsufe serihi, biri mevsufe ne takdiri. Biri mevsufe serihi, biri mevsufe takdiri. Madem biri mevsufe serihi, biri takdiri, ikincisi serihi ise onu birinciye takdim etmek daha evlaydı. Çünkü serahaten daribun
serahaten şedidunun mevsufu olmuş. Ama duveyrubun, mudayribun serahaten mevsuf değiller. Takdiren daribun, medrubun, şedidun, sagirun, hakirun, şedidun değil, sagirun, hakirun tevilinde oldukları için takdiren mevsuf oluyorlar. İkinci mevsufe serih olduğu için, birinci mevsufe takdiri olduğu için hakkı ikinci birinciye takdim etmekti. Ama niye tahir etmiş? Çünkü ve in vusifa ba'del ameli lem yedurra amelehume sabike. Bu kayıt ikincinin kaydıdır. İkincinin kaydı olduğu için ikinci tahir etmiş. Ta ki kayd ile mukayyet yan yana zikir edilmiş olsunlar. Epey biri derse, ikinci bu kaydıyla beraber la yekuna musagirin öne geçseydi. Geçseydi o zaman faal mefulu bihi olmaz ile ve la mevsufeyni o ile bunun arasına ve eğer şeyle beraber mukaddem olsaydı velam mevsufeyni ve in vusifa bu komple fa'ale munfasıl mef'ulü bihi ile ve la yekuna musagareyni arasında fasıl oluyordu. Uzun bir fasıl olmuş oluyordu. Hulase mukayyet kaydından ayrılmaması için iki şartın arasına uzun bir fasıl girmemesi için وَلَا مَوْسُفَيْنِ ne etmiş musanif? Tâhir etmiş. Tâhir edilince وَاِنْ مُسِفَ بَعْدَ الْعَمَلِ لَمْ يَدُرَ عَمَلَهُمَا سَابِقًا yanına zikir edilmiş oluyorlar. Şimdi وَاِنْ مُسِفَ ismul faal ismul mef'ul eğer sıfetlenseler, kendilerine bir sıfet gelecek olursa بَعْدَ الْعَمَلِ amelden sonra faali rafa yaptıktan sonra mef'ulunu nesve yaptıktan sonra veya ism-i mef'ul ise naib-ül faalini rafa yaptıktan sonra sıfet gelirse o zaman sabık olan yani sıfetin önüne geçen amele zarar vermez. Niye? Amel yaparken fiile olan şebehi tam mevsuf derler. Hiçbir sıkıntı yok. Amel bittikten sonra sıfet gelmiş zarar etmez. Nahu ca'eni racülün daribun gulamuhu şedidun. Raculun ca'eninin faalidir. Daribun raculunun sıfetidir. Gulamuhu daribunun faalidir. Bakın daribun musagher değildir. Mevsuf da değildir. Ama amelden önce mevsuf değil. Doğru. Gulamuhu ona faal oluncaya kadar ona bir sıfet gelmemiş, mevsuf olmamış. Gulamuhu geldikten sonra, faali geldikten sonra, faalinde amel yaptıktan sonra şedidun sıfet yeni gelmiş, bu zarar vermez. Niye? Amel yaparken müşabehet yerindedir. Ve in vusifa ba'del ameli lem yedurre amelehumme sabike nahu ca'eni raculun daribun gulamuhu şedidun. Sümme inkana billami. Sümme inkana billami. Eğer ismul faal, ismul mef'ul, lam-ı tarifle olsalar. Başlarında ne olursa lam-ı tarif olursa. La yuşşaratu li amelihima. Bunların ameli, ismul faal, ismul mef'ulun ameli için şart değildir, gayr-ı mazukire. Yani adem-u tesgir, adem-ül mevsufiyetten başka bir şart lazım değildir. Bu yeterlidir. Musagir değiller ise, mevsuf değiller ise kafidir. Niye? Sebep ne? Çünkü bu bunların üzerindeki elif lam mevsuledir. İsmul faal, ismul mef'ul takdirinde fiildir. Zahiren elif lam harf, mabadeli ismul faal, ismul mef'ul. Hakikaten elif lam mevsuledir, isimdir. Mabadeli fiilde binay faal veya fiilde binay meşhurdur.
Ha, bunlar takdir itibariyle güçlü oldukları için müsağer mevsuf olmamaları yeterlidir amel yapmak için. Peki biri derse niye suretinde öyle yaparız? Madem Elif Lam burada isimdir. İsim mevsule fiile dahil olabilir. Niye ismin mefule dahil ederiz? Biz deriz ki evet, isim fiile dahil olur ama buradaki isim olan Elif Lam suretinde harf olduğu için, harf suretinde olduğu için ne olmuyor? Harf suretinde olduğu için fiile dahil olmuyor. Onun için fiile binayi meçhul yerine ism-i meful gelir. Fiile binayi malum yerine ism-i faal gelir. Elif Lam ism-i faal ism-i mefule dahil olur. Nahvu eddaribu ellezî derebe tevilindedir. Musagher midir? Hayır. Mevsuf mudur? Hayır. O zaman gulamuhu onun faalidir. Amren onun mef'ulu bihisidir. Bakın emse gelmiş. Emse madidir. Hal istikbal şartı demek burada lazım değil. Emse niye getirdi? Hal istikbal şart olmadığına işaret etmek için getirdi. İndena niye getirdi? Kizip olmaması için. Şimdi desek eddar yok, indena haberdir. Eddaribu gulamuhu amren emse. Yani gulami dün amre vuran kişi indena bizim yanımızdadır. Bu indena daribunun haberidir. Bizim istişat daribu gulamuhu amrende hem faale munfasılda hem mef'ulde ne etmiş? Mef'ul bir serette amel etmiş, şartı yerindedir. Nedir? Musagher değildir, mevsuf değildir. Ama hal istikbal manasına değil, nefiye itimat etmemiş. Burada onlar lazım değiller. Ve in kana eğer ismul faal, ismul mef'ul mücerredeyni minha, elden mücerred, lamdan mücerred olsalar. Üzerinden lam-ı mevsule, harf-i tarif suretindeki lam-ı mevsule olmasa, o zaman yüşteretu şart kılınır. Bu adem-u tesgir, adem-u mevsufiyetle beraber yüşteretu ne şart kılınır? El-i'timadu alel mubtede'i. Mubtedaya i'timat şart kılınıyor. Yani bir mubteda geçecek. Bu ismul faal veya ismul meful o mubtedaya i'timat edecek. Ha o mubteda ister başına bir nasık gelsin ister gelmesin. Aslında mubteda olması kafidir. Hal hazır mubteda olarak devam etse de olur. Bir nasık gelip kendine mamul etse de olur. Mesela desek Zeydun daribun amren de olur. Kâne zeydun dâriben amrenden olur. Ya mubtedaya itimat edecek, evil mevsufi ya mevsufe itimat edecek. Örnek ne gibi? Ra'eytu racülen dâriben amren. Aha bu dâriben racülen ne? Mevsufuna itimat ettiği için amrenden ne etmiş? Nesbe ameli yapmış, mef'ulü bihi sarih kılmış. Ev zilhali, ister zilhala ne etsin, ister zilhala itimat etsin. Ev zilhali, ister zilhala ne etsin, itimat etsin. Yani itimat şarttır. Mubtada'ya itimat edebilir, mevsufa itimat edebilir, zilhala itimat edebilir. Nahvu ca'eni zeydun rakiben gulamuhu. Ha rakiben zeyde hal olmuş. Zilhal olan zeyde ihtimad etmiş. Musagher değil. Birinci şart var. Mevsuf da değil. İkinci şart da var. Eliflam olmadığı için ihtimad şarttır. Ha burada zilhal olan zeyde ihtimad etmiş. Gulamuhu onun faalidir. Raf'a yapmış, kendine faal kılmış. Çünkü munfasıl bir faaldir. Evil istifami
istifhama da itimat ederse olur. Eka, o istifham harfi nefte olabilir, isim de olabilir. O harften örnek getiriyor. Ekaimuni zeydani. Kaimun musagar değil, mevsuf değil. El olmadığı için ha bir el olmadığı için istifama itimat etmiş. Zeydani de rafa yapmış, kendine faal etmiş. Bu misaldeki istifam nedir? Hemzedir. Bunun yerine hel de getirebiliriz. Hel daribun zeyden ehevahu. Daribun hele itimat etmek suretiyle zeydende nesbe yapıp kendine mef'ulü bihi serih yapar. Ehevahu'yu raf'a yapıp kendine faal yapabilir. Ve ma sani'unil bekrani. Ama istifame isim olan bir istifamdır. Sani'un maya itimat ettiği için Bekrani'de amel yapmış, kendine faal etmiştir. Ekaimuni zeydani, hel daribun zeyden ehevahu, bunlar harftirler. Ve ma sani'un il Bekrani, yani el Bekrani sani'ani eyye şeyin manasındadır. Evin nefi veyahut da nefiye itimat edecek. Yani elden mücerred olan ismul faal, ismul mef'ul bir nefye itimat ederse amel yapar. O itimat ettiği nef harf olabilir, ma'in gibi, isim olabilir, gayro gibi, fiil olabilir, leyse gibi, fark etmiyor. Nahu ma qaimuni zeydani, harften hep musannif örnek getiriyor. Qaimun musagher değil, mevsuf değil. Eliflam olmadığı için harfi nef olan maya ihtimat ettiği için zeydaniden faal yapmış. Artık kıyas edin. Gayru kaimini zeydani. Ha, kaimi zeyde ihtimat etmiş. Zeydani de amel yapmış. Leyse daribunil bekrani amren. Ha, daribun leyse ihtimat etmiş. Bekrani de rafa ameli yapmış. Amrenden nesbe ameli yapmış. Peki niye bu ihtimad şarttır? Bu ihtimad olursa amel yapar, olmazsa amel yapmaz. Sebep ne? Şimdi sebep budur. Mubtedadan sonra, zilhaldan sonra, mevsuftan sonra gelen sıfet ne olur? Fiil gibi muhber olur. Muhber anhu olmaz, muhber bi olur. Çünkü o vesıf zilhalına muhberdir. Mevsufuna muhberdir. Mubtedasına muhberdir. Mubteda, mevsuf, zilhal, muhber anhu olur, sıfet muhber olur. An dolayısıyla bakın bu yönüyle fiile benzedi. Fiilin amelini yapıyor. Bir, nef ile istifama ihtimat ederse niye amel yapar? Çünkü nef, istifam, bunlar insan neden sorur? Zeyd'in ilminden sorur, derbinden sorur, keyfiyetine sorur. İstifham ile nef, zata değil de hükme taalluk ettikleri için fiilde de nisbet zaman hades, bakın hükm var, hades var. İstifham ile nef, zata değil de hükme taalluk ettikleri için fiile bu ikisi, istifham ile nef, fiile daha münasibdirler. Fiile daha münasip oldukları için bunlardan sonra gelen fiil yerine gelmiş gibi oluyor. Çünkü bunlar fiile evladırlar. Fiile dahil olmaları daha evlan, daha münasip. Ha, bunlardan sonra bir isim geldiği zaman ismul faal veya ismul mef'ul, demek ki o ismul faal, ismul mef'ul fiilin yerine vak olmuş gibi oluyorlar. Dolayısıyla fiile olan şebehleri ne olur? Şebehleri kuvvetli olur.
Bunu da öğrendik. Başka ne şart lazım? Ve yuşteratu fi nesbihima el mef'ule bihi. Faali çıkartır. Bu şart sade mef'ulu bihi içindir. Ve yuşteratu fi nesbihima el mef'ule bihi. Bu eğer mutadi ismul faal olursa veya ise bir mef'ule ise iki mef'ule veya ismul mef'ul olursa iki veya üç mef'ule mutadi olursa. Çünkü bir mef'ule mutadi olan ismul mef'ulde bu olmaz. Niye? Bir mef'ule mutadi olan fiilden ismul mef'ul yapıldı mı orada faal hasve gider, oradaki mef'ul naibul faal olur, mef'ul kalmaz. Ha, demek ki ve yuşerdu fi nesbihima el mef'ule bihi. Bu ismul faal mutadi bir fiilden olursa, bir, iki, üç fark etmiyor. Veya ismul mef'ul iki veya üç mef'ule mutadi bir fiilden yapıldığı zaman, o zaman o ismul faal ismul mef'ul. Mef'ulu bihi serihde. Nesbe ameli yapması için bir şart daha lazım. Nedir? Eddelaletu alel hali. Hale delalet edecek. Hale hakiki de olabilir diyelim. Ne demek? Zeydun daribun amren el an. Hakiki bir haldir. Yani Zeyd amre vururken adam bunu ne ediyor? İfade ediyor. Veya hale hakiki değil de hale takdiri. Hale takdiri ne demek? Geçmişte bir fiil olmuş. Mutekellim geçmişte olan fiili şu an olmuş gibi canlandırıyor. Bakın hal oldu ama takdiri bir hal. Veya mütekellim kendini fiilin vaki olduğu zamana nazil ediyor. Sanki kendisi oradaymış, fiili gözetliyor, fiili görüyor, fiil onun yanında hasıl oluyor. Hulase, hale mef'ulü bihi de amel yapmak için hale delalet etme şarttır. Ama hal tahkiki de olabilir, takdiri de olabilir. Ve yuşteratu fi nesbihima el mef'ule bihi ne şartı? Eddelaletu alel hali evil istikbali. İstikbal da tahkiki, istikbal tahkikidir. Yani hal gibi tahkiki veya takdiri, hakiki veya hikayi yoktur. Mesela Zeydun daribun amren gadden gibi. Pek niye ismul faaldan ismul mef'ul mef'ulu bihi nesbe yapmak için niye hal istikbal şarttır? Hal olursa hikaye de olabilir, tahkiki de olabilir. İstikbal olursa sade nedir? Hakikidir. Niye? Çünkü hal istikbal neyin manasıdırlar? Fiile mudariyenin manasıdırlar. İsmul faal hangi fiile benziyor? Hangi fiilden muştaktır? Fiile mudariyeden muştak. Ha, ismul faal, ismul mef'ul hal istikbal manasına olunca lefzine benzediği fiile mudariyen manasında da benzemiş oluyor. Hem manen müşabihet hem lefzen müşabihet gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla amel kuvvetlenmiş oluyor. Mef'ule bihi serihde amel yapabiliyor. Bitti. Ve tesniyetuhuma ve cem'uhuma. İsmu faal, ismu mef'ulun tesniyeleri ve cem'leri. Cem'leri ister sahih, ister mukesser fark etmiyor. Tesniyeleri ve cem'leri kem mufredihima, mufredleri gibidirler. Hangi konuda amel yapma konusunda bu amel yapma konusunda şart konusunda mufred ne amel yapıyordu? Hangi şartlarla yapıyordu? İsmul faal tesni ile ceme o da aynı şartlarla aynı ameli yapıyor. Niye? Sebep ne? Sebep budur. Daribun tesni olunca daribani oluyor. Mufred yine duruyor. Daribun daribune cem'i sahih olunca mufred olduğu gibi duruyor. Tesni ile cem'in alametleri ilave ediliyor. O zaman tesni cem'e mufreden ne şart ne amel varsa
tesni ceme sahede de aynı amel, aynı şartlar gereklidir. Ama ceme mükesser olursa o mufredi bozulmuştur. Ama ceme mükesser mufredin fer'i olduğu için mufrede hamil edilmek suretiyle mükesser de mufredin şartlarıyla aynı ameli yapar. Ve tesniyetuhuma ve cem'uhuma ke mufredihima. Yani ismi fail ismi mef'ulun mufredi hangi şartlarla amel yapıyor ise tesniyeleri, cem'i sahihleri, cem'i mükesserleri aynı şartlarla aynı ameli yapıyorlar. Ve keza selasetu evzanin min mübalağati ismil fa'ili. İsmul fa'ilin mübalağasından 6 tane ismul fa'ilin mübalağası vardırlar. Onlardan 3 tanesi de ne yaparlar? Aynı şartlarla normal ismul fa'ilin amelini yaparlar. Nedir o 3 sıga? Fa'alun, fa'ulun, mif'alun. Bak neyi çıkarttı? Alimun, darrabun, darubun, midrabun, alimun, hazır 5 sıgadır. Alim, hadir. Bu ikisini çıkarttı. Fa'al, fa'ul, mif'al. Bu 3 sıga normal ismul fa'al gibi aynı şartlarla aynı ameli yapıyor. Bu cumhurun görüşüdür. Hatta Sibeyvehi diyor alim, yani fa'il sıgası da aynı bunlar gibi aynı şartlarla amel yapar. Hadir, aynı şartlarla o da bu ne yapar? Bu amel yapar. Hatta Sibeyvehi diyor fa'il, fa'il, fa'ul. Bu 3 sıgede ismul fa'al gibi şartlar yerinde olursa ismul fa'alın amelini yaparlar. Ama cumhura göre normal ismul fa'alın amelini fa'al, fa'ul, mif'al, mübalağa sıgeleri yaparlar. Peki bu üçü ismul fa'alın amelini yaparken demin dedim aynı şartlarla. O da söylüyor, bakalım neyi söylüyor. Diyor ve la yuşartu fi ameli hazi selaseti manel hali ve istikbali. Ha. Aynı şartlarla dedim, yani ihtimad konusunda. İsmul faalın neye ihtimadi şart ise bu üçünün de amel yapması için o ihtimad şarttır. Ama ismul faalın ameli için hal istikbal şartı, hal istikbal şartı, mübalağa için hal istikbal şart değildir. Niye? Sebep ne? Sebep hal istikbalın şart kılınmasının sebebi nedir? Fiile olan müşabeheti kuvvetli olsun, güçlensin diye. Ama bunlara gelince niye güçlensin? Çünkü ismul faal, ismul mef'ul kasten ve bizzat zate delalet ediyorlar. Hadese delalet etmiyorlar. Onun için hal istikbar şart koşmak suretiyle fiile mudari'en şebeheyi ne olsun güçlensin. Ama mübalağa sıgelerine gelince kasten ve bizzat bunlarda hadese delalet etmek olduğu için bakın çok vurmak, çok vuran kişi, kendisinden çok vurmak sadır olan kişi bu üçü de hadese delalet ön planda olduğu için bunların fiile olan şebehi zaten güçlüdür. Ariyeten hal-i sibal manasına olmak suretiyle bu müşabeti güçlendirmeye gerek yok. Hulase mübalağa sigelerinden 5 sigesinden veya 6 sigesinden 3 tanesi ismul faalın amelini yapar. Ama ismul faaldaki ihtimadın aynısıyla ihtimad ederse yapar. Hal istikbar şart değil. Anlaşıldı değil mi? Es-sifetul müşebbehetu. İsterse burada duralım. Yeterli olsun. Ezan okundu. Amile kıyasının üçüncüsünü okuduk.
Dördüncüsüne geldik. Yarın dörtten devam ederiz. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya